Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda, Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde Türk bakanlara yönelik engellemeler ile yaşanan son gelişmeler ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Faşizm deyince Avrupalı dostlarımız ürperiyor ama bilsinler ki en çok biz ürperiyoruz. Bu yaklaşım netice itibariyle Avrupa'nın içerisindeki farklı etnik grupları, Avrupa halklarını hedef alan bir yaklaşımdır. Türkiye'nin tarih boyunca bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayan Çelik, bütün ülkeleri göreve davet etti. Tarih boyunca bir Avrupa ülkesi olmuş ve 100 yıldır da bir Avrupa demokrasisi olan, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yürüten Avrupa Konseyi üyesi, NATO üyesi ve OECD üyesi olarak açık bir şekilde bütün ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tehdit eden bu uygulamalara karşı, bu söylemlere karşı göreve davet ediyoruz. Şunu herkesin görmesi gerekir. Biz yaklaşık olarak 3-4 yıldır şu uyarıyı yapıyoruz. Eğer diyoruz aşırı sağla mücadele etmek için aşırı sağın söylemini kullanırsanız sonuç olarak aşırı sağ yükselir. Ben bunu muhataplarıma pek çok yerde 3-4 yıllık izlemelerimiz çerçevesinde anketlerle de izah ettim. Aşırı sağla mücadele etmek için aşırı sağın dilini kullanmayın. Tam tersine temel değerlerde sabit kalın diye. Demokratik hakların kullanımının Hollanda tarafından engellendiğinin altını çizen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü. Diğer açıdan Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına uçuş izni verilmemesi, kendi toprağımız olan konsolosluk toprağına girişimizin engellenmesi, maslahat güzarımızın tutuklanması açık bir şekilde suçtur. Ve bu suç Hollanda hükümeti tarafından onun verdiği talimatlarla işlenmiştir. Dolayısıyla bu uygulamalar esas olarak Avrupa Birliği ile paylaştığımız ortak değerlerin de ihlali anlamına gelmektedir. Demokrasi, hukuk devleti Hollanda'da ihlal edilmiştir. Dolayısıyla bu değerlere bağlı olan birliğin bu değerlerin korunması için son derece hassas bir politika yürütmesi ve etkili bir politika yürütmesi gerekmektedir.